Efendim kripto para programı ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrardan herkese merhabalar. Ben Perihan Tantu ve bugün sevgili Beste Nazsüllü bizlerle olacak. Aykır Apex Araştırma Müdürü. Beste hoş geldin. Hoş bulduk Perihan. Günaydınlar. Günaydın. Bu arada. Evet bugün sizden gelen soruları ve gününe çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Ardından da Bitcoin ve Litecoin en çok sorulan coinlerden zaten teknik görünümünü değerlendireceğiz efendim. Beste şu çok dikkatimi çekti. Mesela Bitcoin kullanımının en yaygın olduğu ülkeler açıklandı. Evet. Bu ülkeleri hemen paylaşmak istiyorum sizlerle. Nijerya, Vietnam, Güney Afrika, Türkiye, Peru ve İspanya. Şimdi bakıyorum hepsi birbirinden alakasız. Farklı kıtalarda, farklı ülkeler ve tamamen farklı ekonomilere sahip ülkeler. Sence Bitcoin kullanımının ya da sadece Bitcoin'e de sınırlamak istemiyorum bunu ama kripto paraları olan bu nasıl diyeyim iştahın ülkenin ülkeye değişmesi neye bağlı? Reklam, PR mı yoksa birazcık daha o ülkelerin kendi kültürüyle mi alakalı bir durum? Aslında şöyle, bunu daha öncesinde bir rapor da yayınlamıştı. İşte Türkiye kripto para kullanımda Orta Doğu lideri diye. Bunun nedenleri özellikle yerel para birimindeki dalgalanmalara bağlıyorlar. Yani bu ülkelere baktığımız zaman hani ekonomik olarak da aslında gelişmiş ülkeler yani Nijerya, Vietnam, Güney Afrika, Peru, hani İspanya burada o ligin şampiyonu diyebiliriz. O da Avrupa Birliği'nden kaynaklanan bir avantajı var. Ama bunun dışında özellikle işte dış dünyayla olan ticaretinde burada ödemelerde zorluk olabilen, işte ulaşım bakımından, bankacılık sistemi bakımından ileride olmayan yerleri görüyoruz zaten burada. Yani Vietnam'dan, Peru'dan bahsediyoruz. Türkiye'deki durum da burada biraz daha yerel para birimindeki dalgalanmaya bağlanmıştı o raporda. Açıkçası bu bizi şaşırtmadı. Hatta şöyle söyleyeyim. Bitcoin kullanımı bir de madencilik yapılan yerler var. Özellikle işte elektrik fiyatlarının daha düşük olduğu bölgeler, işte Kazakistan gibi bölgeler biraz daha ön plana çıkıyor. Ama kullanım bakımından işler dediğim gibi bazı sebeplerden ötürü ayrışabiliyor. Evet, bu dikkat çekiciydi. Mesela şu da geçen okuduğum haberlerden biriydi. Özellikle futbolla ilgilenenlerin de mesela kripto parayla ilgileniyor olması da bana çok enteresan gelmişti. Şimdi burada da Brezilya olsaydı onu birazcık daha futbola bağlayabilirdik seninle. Evet. Şimdi diğer taraftan birazcık daha kripto paraların mesela avantajlı ve risklerinden de bahsetmek istiyorum. Neden? Çünkü IMF'den en son bir açıklama geldi dijital para ile ilgili. Şimdi dijital para ile ilgili aslında IMF'in yaptığı açıklamada evet ciddi derecede hayatımızı kolaylaştıracak avantajları var ama aynı zamanda risk de taşıyor dedi. Şimdi dijital paraların yavaş yavaş artık gündemimize, hayatımıza girmesiyle birlikte bunun altını çizmekte fayda var. Mesela bizim için ne gibi avantajları var ama yanında ne gibi riskler taşıyor sence? Şimdi aslında dijital paranın bu anlamdaki riski ben burada bir risk olarak görmüyorum çünkü şu anlamda tabii ki de bunu bir kullananlar bir de yönetenler söz konusu. Neticede dijital paraların biz zaten çok uzun zamandan beri dijital para kullanıyoruz. Yani baktığımız zaman sen en son ne zaman bir ev parası öderken bavulla çanta götürdün ya da ne zaman bu kağıt para kullanımı bu kadar? Market alışverişini bile artık onay yapıyoruz. Tabii. Çünkü özellikle mesela bu süreçten sonra mesela para taşımayı da bıraktık. Tabii, pandemi. Artan vakalarla pandemiden dolayı. Çünkü bence bizim için en riskli şeylerden birisi hastalığın bulaşıcılığı açısından kağıt para. Kesinlikle öyle. Bu bizim gündelik hayatımızda fark ettiğimiz aslında pandemiden sonra fark ettik ama pandemi öncesine baktığımızda biz zaten çoktan kağıt para kullanımını kaldırmıştık. Yani kağıt para kullanmıyorsanız neyi kullanıyorsunuz? Dijital para kullanıyorsunuz. Yani bankalardan birbirinize aktardığımız para da aslında dijital paradır. Ama işte bu bazı farklılıklar olacak. Neticede blockchain sisteminden, blockchain üzerinden transferleri söz konusu olacak. İşte bunun kripto paralarla da karıştırılıyor aslında biraz ama dijital paralar daha merkezi olan paralar. Kripto da bir dijital paradır ama merkeziyetsizdir. O yüzden buradaki dijital para uyarısına mesela şöyle diyorlar. Yerel yönetimlerin para politikası yürütme yeteneklerini azaltabilir. Doğru. Neticede o paranın bir karşılığı olacak mı? Yine olacak. Ama burada önemli olan kısım şu. Burada bankacılık sistemini biraz daha devre dışı bırakacak. Yani aslında korktukları kesim o. Çünkü şu anda devletler ne yapıyor? Faiz politikasıyla direkt bankalar üzerinden dolaşımdaki paranın miktarını, faizini, oranını, enflasyona kadar her şeyi belirleyebiliyor. Hı. Ama şu anda dijital para gündeme girdiğinde, mesela bu Fed'in raporunda vardı. Örneğin Fed direkt seni arada banka olmayacak. Dolayısıyla oradaki bankaların görevi, usulü bakımında ne kadar artık
o piyasada devre içerisinde kalabilecekler ya da ne kadar eski önemlerini yakalayabilecekler. Banklar için şimdi riskli bir durum bu. Riskli bir durum. Şimdi Merkez Bankası şunu söylüyor. Ben o zaman faizi indirdiğimde, azalttığımda bankalar burada devrede olmazsa ben bunu nasıl yönetebilirim? Bunun aslında düşünüyorlar. O yüzden halen daha riskleri, avantajları tartışılıyor. Bir türlü bu konuya bir nokta koyabilmiş değiller. Hatta senin dediğin gibi evet, Başkan Powell'ın da Fed tarafından yaptığı açıklamada mesela Libra projesinin de merkez bankalarının dijital para sistemine doğru teşvik ettiğini söylemiş. Aslında burada yavaş yavaş bunun merkez bankaları tarafından da işte en son bildiğin gibi ECB tarafından da Lagarde'ın açıklamalarında var. Dijital Euro mesela evet. Kavramı kullanıldı. Şimdi Powell'ın açıklamaları. Şimdi burada da ülkelerin yavaş yavaş birbirlerini aslında bu konuda rakip görecekleri. Aynen. Ne de düşünüyorum. Neden? Yani hangi ülke bu alana daha fazla ilgi duyarsa ve daha hızlı adım atarsa bu konuda çok daha hızlı ayak uydurup belki diğer ülkeleri geride bırakabilecek gibi bir yarış da başlayabilir önümüzdeki süreçte. Aslında şöyle söyleyeyim, biz belki de bu yarışın çoktan beri içerisindeyiz. Yani bize ticaret savaşı olarak lanse edilen bu durum belki de arka planda çoktan buna doğru söylüyorsun. Şimdi Rusya, Çin, Kore gibi ülkelerin tam anlamıyla dış alemle olan haber iletişimi biraz daha kısıtlı olduğu için bu ülkeler ne yapıyor, ne yapıyor bilmiyoruz. Bize gösterdikleri kadar, belki de gösterdikleri kadar bile yoklar. Ama şunu söyleyeyim, bizim gördüğümüz üzere Çin bu işi aldı, kopardı, gitti. En rahat entegrasyonu da belki de Çin gerçekleştirecek. Belki de Amerika burada biraz zaman kazanmaya çalışıyor. Yani o kadar bir belirsizlik var ki, ama şunu söyleyeyim, belli olan bir şey varsa o da bir yandan bu açıklamalar gelse de bir yandan ülkeler arka planda deli gibi dijital para ve kripto paralara yoğunlaşmış durumdalar. Bu sadece medyaya yansıyan kısmı kesinlikle diyorsun. Kesinlikle öyle. Şimdi diğer taraftan Avax'ı konuşalım. Avax ilk kez bir Türk borsasında listelenmiş oldu. 17 Ekim'de iCryptex'e de listelenmeye başladı ama Avax'ın kurucularından biri de Türk. Evet. Buna dikkat çekici. Şimdi şöyle, burada Emin Günsürer hocamız burada tabii Cornell Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi, aynı zamanda Türk-Amerikan vatandaşına sahip olduğunu biliyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Burada özellikle Avax'ın daha farklı bir kodlaması var. Yani şöyle söyleyeyim. En basitinden mesela bir Alman arabaları Alman motoru deriz ya. Hı hı. İşte burada Emin Bey'in de olmuş olduğu bu grup kendi aslında bir nebze motorlarını çıkarmış oldu. Yani onların API'si biraz daha farklı. Dolayısıyla biz bunu yani iCryptex'in burada ilk olarak çıkarmasının sebebi Avax'ı ilk sürmesi nedeni biraz da o API bağlantısını gerçekleştirmekten kaynaklanıyor. Dolayısıyla bizim buradaki yani Avax'ı ilk kez getirmiş olmamızda ve bunun içerisinde bir Türk mühendisinin de olması hem bizi gururlandırıyor hem de hem iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz hem de insanlarla Avax'ı tanıştırdığımız için de çok mutluyuz. Bu nedenle hayırlı olsun diyelim. Yani her iki taraf için de, hatta her üç taraf için de hayırlı olsun diyelim. Çünkü gerçekten projesiyle çok önemli. Burada geleneksel finans, ben biraz daha kısaca bir anlatayım şöyle. Geleneksel finans uygulamalarını merkeziyetsiz uygulamalara entegre eden, yani az evvel benim size çıkaracağım link grafiği bunu bütün uygulamaları yapıyor. Avax daha çok finans uygulamaları üzerinden gidiyor. O yüzden bu entegrasyonda önemli bir bağlantı zinciri, bağlantı köprüsü diyebiliriz aslında Avax için. O zaman Beste, istersen kısaca bir fiyatlara bakalım. Fiyatlara bakalım, ardından da Bitcoin ve Litecoin ile devam edelim. Evet efendim, Bitcoin'le başlıyoruz. Şimdi 11.758 dolar seviyesindeyiz an itibariyle Beste. Şimdi Bitcoin'de şöyle bir durum var.
geleneksel finans dediğimiz işte Amerikan endeksleri, Avrupa endeksleri, Covid-19 ve Amerikan seçimleri sebebiyle tepe taklak oldu. Ama burada özellikle Bitcoin'in 11 bin dolar üzerine tutunduğunu ve şu anki güncel rakamlarla S&P ile korelasyonda aylık korelasyon %58. Yani bu şu demek oluyor. S&P'ye ne kadar kurumsal yatırımcı veyahut da o ne kadar güvenerek giden bir yatırımcı varsa bunun bir kısmı da Bitcoin'e gelmekten çekinmiyor diyebiliriz. Hı. O yüzden Bitcoin önümüzdeki süreçlerde bir güven unsuru olarak bile karşımıza çıkabilir. Peki altına giden kitleden bahsedelim. Mesela altına giden kitle de Bitcoin'i artık alternatif bir yatırım aracı olarak, güvenli liman olarak tercih ediyor mu sence? Kesinlikle tercih ediyor. Buradaki grup sadece biraz daha yaş grubu ve ilgi alanına göre değişiyor. Hı. Yani daha öncesinde Amerika'da verilen 1200 dolarlık bir yardım çeklerinde yaşlılar gidip altın aldı, gençler gidip şey almış, Bitcoin almış. Biz yani bulut altın diyoruz bir yatırımcımızın tabiri mesela, bulut altın. Doğru. Daha yeni nesil teknolojinin altın versiyonu. Sen daha önce bunu söylemiştin, hatta evet, bayağı bir hoşumuza gitmişti burada. Şöyle söyleyeyim, o yüzden Bitcoin karşımıza bir güven unsuru olarak mı çıkabilecek önümüzdeki süreçte? Zaten kripto paraların bir numarası, yani ana para ve ana parası ve nasıl desem daha güvenli liman, yani güvenli limanı kripto paralarda Bitcoin'dir. Hı hı. Şimdi ise Bitcoin bu namını sadece kripto paralar üzerinden değil, diğer para birimleri üzerinden de çıkarmaya başladı. Altın ve S&P olan korelasyonun yükseldiğini görüyoruz. Hatta ve hatta Amerikan seçimlerini dediğimiz gibi en rahat izleyen kesim kripto para yatırımcısı olduğu için Bitcoin, altın ve S&P'deki geri çekilmelerden de etkilenmedi. Dolayısıyla karşımıza böyle bir teknik görüntü çıktı. Eylül ayından beri oluşan bu yükseliş kanalının artık tepelerine vurmaya başladık. Burası 12 bin dolar seviyesinden geçiyor. Bu sabah fiyatlamalarda 11.750 dolar seviyesindeydim. Şimdi baktığımız zaman şu mavili olan işaretlediğim yer bir bayrak formasyonu. Hı hı. Bayrak formasyonları teknik analizde yükselişin devam edeceğini işaret eder. O yüzden oluşan bu yükselişte bir bayrak formasyonu oluştu. Bu bayrağın boyu kadar giderse bu bayrağın boyu da 12.600-12.700'lere denk geliyor. İki, şurada da ufak bir günlük bayrak oluştu. Bu bayrak da 12.200'lere kadar devam ediyor. Dolayısıyla şu anda Bitcoin'deki bu seyrin teknik olarak devam etmemesi için burada olumsuz, yani şu gördüğümüz tabloda olumsuz bir senaryo yok. Eğer temel olarak yani piyasalarda genel bir büyük çöküş yaşamaz isek biz burada Bitcoin'in açıkçası görünümünü olumlu buluyoruz. Evet, bununla birlikte mesela Barış Bey'in bir sorusu var. AVAX Ethereum'u geçebilir mi diye soruyor. AVAX Ethereum'u şöyle. Şimdi Ethereum burada bir çok kocaman bir ağa sahip ve Ethereum'un altında DeFi tokenları dediğimiz çok önemli bir hazinesi de var. O yüzden AVAX'ın şu anki görünümde bu proje çok daha yeni olduğu için bir kere orada bir zaman dezavantajı var. Doğru. Tabii ki de proje bazlı olarak baktığımız zaman çok yüksek kalitede bir proje. Dediğim gibi kendi apisi olan, yani çok farklı ve kaliteli bir proje olduğundan bahsedebilirim. Ve proje bakımından da orada bir bağlantı noktası olduğu için oldukça yani önü açık da diyebiliriz. Ama Ethereum'un buradaki büyüklüğüyle karşılaştırdığımız zaman bunu söylemek hem AVAX için olumsuz olur hem de Ethereum için olumsuz olur. Çünkü belki de AVAX'ın burada kendisi çizeceği başka bir projesi vardır, başka bir fonksiyonu vardır, başka bir tarafa atılmak istiyordur. Böyle bir rol biçersek hani henüz erken olur açıkçası. Hı hı. Evet, o zaman Litecoin'le devam edelim. Bitcoin'de bir miktar daha bize teknik görünüm, tablo yukarıyı gösteriyor. Evet, ya mesela Link'le AVAX'ı karşılaştırabilirim. Neticede burada baktığımız zaman şu anki proje bazında, şu anki hedef bazında aynı doğrultuda gidiyorlar. Ve Link'e de baktığımız zaman Link'in Bitcoin'le korelasyonu %107 ölçüsünde. Yani biz Bitcoin'in eğer, hani Ethereum mesela şu sıra biraz daha geri planda kalabilir. Niye? Çünkü Bitcoin'e güvenli liman alımları gelirse Bitcoin'in piyasadaki dominansı artar. Ethereum'a olan ilginin biraz da ve ağına olan ilginin biraz daha azaldığını görürüz. O zaman Bitcoin dönemi başlıyorsa en yüksek korelasyon Chainlink'te var. Link'in de projesi yine bağlantı yaptığı için, yani eski sistemi yeni sisteme bağladığı için, entegre ettiği için yine bu dönem ölçüsünde Link'in de ön plana çıkması hem Bitcoin açısından hem de proje açısından beklenebilir. Şu anki görünümde şu biraz daha kısa vadeli bir görünüm. Hı-hı. Yukarıda 11.70, aşağıda 10 lira, şurası da 10 lira, 10.30 dolar seviyesinde ve şu anda biz 11 ile bu 10.30 arasına gidip geliyoruz. Ama genel ölçüde aşağıdan gelen bir yükselen trend var
ve bu yükselen trendinde oluşan bir tutunma söz konusu. 9.80-10 dolar aralığında şurası bizim majör desteğimiz. Yukarıda zaten 11.70'leri kırarsa 14.30 ilk direnç olarak karşımıza çıkıyor. Evet Beste, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Keyifli bir yayındı sayende. Efendim, kripto para piyasası programımızın da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte sizlerleyiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.